Merhabalar. Gündem Özel'in 3. ve son bölümündeyiz. Güzel bir tartışma oluyor, iyi bir sohbet oluyor. Türkiye'nin gerçeklerini konuşuyoruz. Yurt dışından Türkiye'nin nasıl göründüğüne baktık. Türkiye için Batı'nın ne düşündüğünü konuştuk. Yani önemsersiniz, önemsemezsiniz ama Batı dünyanın bir parçası. Türkiye'de modern, çağdaş bir ülke olma iddiasında olduğu günler yüzünü Batı'ya dönmüştü. Şimdi değil tabii. Artık şimdi yüzümüzü Uganda mı nereye bilmiyorum. Bunları konuşacağız. Bu belki espri ama dediğim doğru, gerçekten Türkiye çok irtifa kaybetti. Ve halk bu irtifa kaybetmenin devam etmesine yönelik desteğini sürdürüyor. Sonuçlarını göreceğiz. Şimdi hocam bir Sayın Haldun Solmaz Türk'te anlaşamadığınız bir nokta vardı. Anlaşmaz değil de bir katkıda bulunup Buyurun. düzeltme şeyi yapayım. Buyurun. Haldun Şimdi Solmaz Türk'ün saptamaları da önemli. tabii, Çünkü tabii. NATO belgelerinden okudu bize. Yani Haldun Bey'i bile sinirlendirdiğimize göre böyle gözlüğü çıkarıp şey yaptı. Estağfurullah Yani hocam. ülkenin geldiği noktayı görme açısından Hocam ilgili. benim demokrasi konusunda bir hassasiyetim var. Tabii ki. Haklısın. Yani bu hassasiyetim de şuradan kaynaklanıyor. Yani belki yani hocamın ağzından almış gibi oldum ama bunu Ben devam açıklama ederim, sorun değil. ihtiyacı var sanıyorum. Bakın Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından biri 2. Dünya Savaşı sırasında Roosevelt. Onun karısı var, Eleanor Roosevelt. Kocası işte ölüyor, erken ölüyor. Hatta başkanlık sırasında falan. Tabii, Sonra kendini başkanım. hayır ilişkilerine falan veriyor ediyor. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun kuruluşu ve bu insan hakları kavramının Amerika'da ve dünyada yayılmasında çok etkin bir kadın. Yani harikulade bir kadın. Yani örnek bir kadın, öyle söyleyeyim. Şimdi onun bir sözü var, diyor ki şuna dikkat etmeliyiz diyor. Dünyada baskı ve despotluğun demokrasi gibi kullanılması ve demokrasinin tiranlığın, despotluğun ismiymiş gibi algılanmasını sağlamaya çalışanlar var. Buna izin vermemeliyiz yani. Yani bu kritik konu bu. Yani demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir rejimin demokrasi olarak yutturulması, demokrasi bu şekilde tahrip ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Yani Türkiye'de de olan bu. Yani Türkiye'de bu yapılmaya çalışılıyor. Demokrasi dedikleri demokrasinin tam antitezi. O nedenle hassasiyetim. İki, şeyle ilgili bu NATO işte Daha ona ben şeyin şey yapayım. yani Genelkurmay'ın ve şeyin Ona müdahale güçlerinin edeceğim ama. sitesini tabii onu söyleyeceğim. Şimdi bunu ben burada ilk defa söylemiyorum. Bunları yani burada size çok özet bir iki cümle söylediğim şeyleri biz uzun 10 sayfalık raporlar olarak Türkçe İngilizce raporlar olarak hem Dışişleri'ne hem Genelkurmay'a gönderdik. Bu sayfaları da verdik. Bak bunları düzeltin, güncelleyin dedik. Şunu söylemek istiyorum. Kendileri bakmadıkları gibi bizim gönderdiklerimizi de okumuyorlar. 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 Bu haldeyiz. Böyle yönetiliyoruz. Özür dilerim hocam. Şimdi Buyurun şimdi siz buyurun. çok teşekkür Evet. ederim. Çok güzel oluyor böyle daha hareketli, interaktif bir şey. Dedikleriniz de doğru. Eleanor Roosevelt'ın söylediği de doğru. Gerçekten de bütün o Soğuk Savaş dönemi boyunca bütün dünyadaki despotların, tiranların deyim yerindeyse ortaya çıkmasını engellemeye yönelik uluslararası alanda da büyük bir politika takip edildi. Hocam Amerika'da da aynı şey olmadı mı? Doğrudur. Hemen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar Amerika'da yaşamadı mı? Tabii şimdi bir izleyicimiz şey yazmış, Trakyalı biri olarak tabii ben haları diyemiyorum. Bir de bayan yerine bayan demişim. Kusura bakmasın. Almanca ve İngilizce çok daha rahat söylerdim herhalde. Özür diliyorum. Bir Otto hocasına yakışmadı dedi. Benim de Türkçem işte bu kadar. Ama haklı. Kadın demem lazımdı, bayan değil. Onu da düzeltiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gibi şeyler önemli. Sağ olsun. Şimdi iki noktaya ben müdahalede bulunayım. Bir tanesi, Batı'nın umurunda değil kavramını ben kullanmak istemem. Hayır, Türkiye'deki rejim umurunda değil. Öyle söyleyeyim. Ona da katılamıyorum. Aslında umurunda, sadece umurunda olmasının boyutu değişti. Yani Türkiye'ye bakış, Türkiye'yi algılama biçimi, yani sizin de az evvel vurguladığınız o kamuoyu oylarının bakışı ister istemez etkiliyor. Ve aslında batılı hükümetler,
özellikle NATO içerisindeki ki 29 ülke toplam, Türkiye'yi bir demokratik ülke olduğu için orada tutuyorlar. Biz Türkiye'de şu tartışmayı yapıyoruz. Demokrasiden ne kadar uzaklaştık? Demokrasi ne kadar Türkiye'de alen kullanılıyor? Bunu söylerken bile Türkiye'de çok sayıda insanın müdahale edeceğini biliyorum veyahut da hoşuna gitmeyeceğini biliyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Yaşadığım bir olay Mayıs ayında kampanya devam ederken Ankara'daki bir büyükelçilikte bir ülkenin, bir NATO ülkesinin Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi. Böyle 7-8 kişilik bir grup, hatırlarsanız siz de vardınız orada. Ve herkes şöyle bir cümle, yani tam karşımda oturuyordunuz hatta, şey dedi herkes, yani diktatör dediler Tayyip Bey için. Ben ne dedim orada? Diktatörler erken seçim kararı almazlar dedim. Şimdi Türkiye'de erken seçim kararı alınması halen demokratik kuralların yürüdüğünün bir göstergesiydi. Yani klasik anlamda siyasal bilimler şeyinde diktatörler erken seçim kararı almazlar. Diktatörler seçim yaptırmazlar. Yaptırsalar bile %99 gibi bir, %98 gibi bir rakamla kazanırlar. Türkiye'de ben siz de yani programda, 7 Haziran seçiminden bana, sonraki değil mi? 7 Haziran'ı söylüyorsunuz. Bana son seçimlerde Muharrem İnce'nin binlerce, milyonlarca insanı sokağa döküp o gece niçin halkın önüne çıkıp ya arkadaşlar kusura bakmayın falan demediğini ben hala affedemiyorum. Yani bu ülkede eğer diktatörlük varsa o zaman çıkacak diyecek de ki seçimler adam kazandı cümlesini Cumhurbaşkanı adayı olan birisi söylüyorsa bundan sonrası bitmiştir. Ondan sonrası hikaye. %52 aldı. %32 aldı. Şimdi kendi içerisinde yapılan tartışmalara bakalım. Türkiye'de AK Parti %42'lere düştü. MHP konusunda herkes yanıldı. Ben iç politika zaten hep yanılıyorum. Ama onda da herkes yanıldı. Ama Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi konusunda Türkiye'de şu anda bir mutabakat var. Uluslararası alanda da bu mutabakat olduğu için ciddiye alınmaya başladı. Şey konusunda, referandum konusunda ben tabii sizin gibi şeyi bilmiyorum, o kadar detayı bilmiyorum ama takip ettiğim kadarıyla büyük bir endişe var. İşte Ümit Bey, Ümit Özdağ bu konuda büyük girişimlerde de bulunmuştu. Yarın akşam da programınızda. Belki orada da tekrar sorarsınız. Ama ben şunu biliyorum. Gerek Meral Hanım, gerekse Muharrem İnce çıkacaklardı. Ne dediler millete? Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde olacağız. İşte sandalyeye oturacağız. Gereğinde sarayın kapısına şey yapacağız. Oylarımızı çaldırmayacağız. Buyurun. %52 adam aldı. Adam kazandı cümlesi. Bence siyasi tarihe geçen bir kavramdır. O İsmail Küçükkaya onda bence güzel bir şey yaptı, gazetecilik yaptı. Söylemeyeceksiniz. Adam gazeteci yani. Siz de gazetecisiniz. Yani siz böyle bir haberi yakalasanız söylemez misiniz? Kara kaşına kara gözüne değil ki siz Cumhurbaşkanı adayısınız. Bunu diyemezsiniz ve çıkmadı. Ve halen tartışmalar yapılıyor. Şimdi şuna getirmek istiyorum ben. Dünya da bizi takip ediyor. Türkiye'deki bütün şeyleri, seçimleri, seçim sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını Türk firmaları yani bu işleri yapan firmalar dışarıya da satıyor. Ben tabii onun anayasa referandumu ile ilgili söylüyorum. Biliyorum. Son seçimler ayrı bir tartışma konusu. Anayasa referandumu diyorum ya orada çok büyük şüpheler var. Onda hocam şüphe müper bir şey yok. Ben anayasada meclis iç tüzüğüde oylamanın gizli yapılması gerektiğini söylüyor. Oylamanın gizli yapılmadığı alenen televizyonlarda yani. Daha ne şüphesi olacak hocam? O doğru. O yanlış tabii ki onda mutabakım. Yok ben şeyi karıştırdım. Yani referandum sonrası oyların işte çalındığı yönündeki suçlamalarla ilgili. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar ortada. Meclisteki şeyi ben de eleştirdim. Ona verilen yani. Karşı oyu veren insanın yazdıkları da ortada. Göstere oyu vermeleri o çok yanlıştı. Zaten içeride ve dışarıda da çok eleştirildi. Ama o ayrı bir tartışma konusu. Ben yine de onu siyasi parti liderlerinin bir şekilde çözmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani akademisyen olarak ben çözemem. Ben hocam en fazla... Artık geçti zaten. Geçmiş olsun. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bilemiyorum. Yani şimdi mücadeleye devam edeceğiz. O ayrı bir şey ama... Onu bilemiyorum. Yani Türk halkı ona onay verdi deme şansımız yok. Onu söylemek istedim. Tamam. Ben halen bilmiyorum. Yani şey olarak bilmiyorum. Yani rakamları bilmiyorum. O nedenle kesin bilgiye de sahip olmadığım için de yorum yapamıyorum. Ama siz öyle diyorsanız sizin hocam, açınızdan... Hocam ben faul ve offside'dan atıldığı gol diyorum.
Onun için gol geçersiz diyorum. Faul vardı. Atılan goller de offside'dan atıldı. Ha, işte Türk siyasetinde oluyor, bu demokrasi değil. İkincisi bu Dışişleri Bakanlığı ile ilgili olarak ben Dışişleri Bakanlığı'nda çok sayıda yani öğrencisi olan biriyim. Gurur da duyuyorum onlarla, yetiştiriyoruz da. Sizin dediğiniz herhalde Ahmet Davutoğlu dönemini kapsıyor. Yoksa bugün de NATO ile ilgili şeyler var. Okumadıkları konusunda belki haklı olabilirsiniz. Bu yönetimlerin değişik şeyleri var. Değerli hocam, Ahmet Davutoğlu falan değil. Ahmet Davutoğlu döneminden ne geliyor? Bugün şu anda yani 13 Temmuz 2018 Cuma günü itibariyle olan web sitesini söylüyorum ben. Ama şimdi iki şeyi birbirinden ayıralım. Yani şimdi uzman olarak şey yapayım. Yani bu işin içinde biraz olan biri olarak. Şimdi daha iyi olamaz mıydı sorusuna verilecek yanıt olabilir. Ama hiç yok demek doğru değil. Ben konuşuyorum, her gün konuşuyorum. Siyaset yapıcılarla birlikteyim. Benim Dışişleri Bakanlığı'nda birçok toplantıya katıldık. Bizleri dinliyorlardı. Ama bizi en fazla rahatsız eden tabii akademisyenler olarak gidiyoruz, konuşuyoruz. Yani kuru pasta, çay, ondan sonra Allah'a ısmarladık, taksi parası bile ödemiyorlar. Onu eleştiri olarak söyleyeyim. Yani sizler ödüyorsunuz tabii de. Yani bunu eleştiri olarak getirebiliriz. Dinlememe konusunda şöyle, ben yine öbür taraftan bakayım. Yönetimlerin ve hükümetlerin dinlememe hakları vardır. Ama siyasi sorumlulukları üstlenme kaydıyla. Ben Kissinger'ın kitabını okutan, anlatan biriyim. Yani hükümetler, bu Tayyip Bey olabilir, bir başkası olabilir, dinlemeyebilir. Onun için biz televizyonlarda, siz yaptınız, ben yaptım. Ben size söylüyorum, Türkiye televizyonlarında, Davutoğlu döneminde, Didem Arslan'ın programında, Habertürk'te bir öğlen programında dedim ki sakın Türkiye tek başına Suriye'ye girmesin dedim. Sonra bize... Hiç kimse uyarmadı demesinler dedim. Yani biz akademik anlamda toplumsal uyarımızı, bilimsel uyarımızı yapıyoruz. Ama ciddiye almama hakları var. Öyle bir özgürlükleri var. Ama siyasi bedelini öderler. Hocam şimdi ben neyi tartıştığımızı anlayamadım. Şeyi söyleyeceğim. Bakın ben demiyorum ki Dışişleri Bakanlığı benim dediğimi yapmadı diye tenkit etmiyorum. Benim söylediğim şey şu. NATO ile ilgili devlet sistemi içinde bir tek Dışişleri Bakanlığı'nın, ki orada olması lazım, web sitesinde NATO ile ilgili güncel konular, ilişkin görüşler başlığı var. Yani devletin NATO'ya ilişkin siyaseti yazıyor. Bu sayfa en son Aralık 2012'de güncellenmiş. Son 6 senedir bu sayfaya kimse bakmamış. Demek ki gerek görmeliler. İşte onu söylemek istiyorum ama hocam. Ama şeyi ben söyleyeyim. Bakın, onu söylüyorum. Türkiye'nin... Yoksa ben demiyorum ki efendim siz niye benim dediğimi yapmıyorsunuz. Ama bunu biz kendilerine hatırlattık. Dedik ki bu sayfayı güncelleyin. Tamam. Ki biz de araştırmacı veya bu konuda yorum yapanlar olarak bakalım diyelim ki Türkiye'nin görüşü buymuş. NATO'ya bunu gerçekleştirmek için gitmiş Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, efendim Damat Bey. Ama gerçekleştiler veya gerçekleşmedi diyelim. Türkiye'nin ne istediğini bilmiyoruz. Şimdi, ben diyorum ki Türkiye zaten bilmiyor ne istediğini, bilse buraya yazardı şimdi, diyorum. Şimdi neyi tartışıyoruz? Şimdi benzer bir noktaya geldik. Yani eksik olarak görüyorsunuz, ben de onu görüyorum ama bakın NATO'nun kamu diplomasından sorumlu genel sekreter yardımcısı Tajan İldem. Evet. Çok değerli bir diplomat. İşte bütün bu NATO zirvesini, daha önceki zirveleri bütün dünyaya NATO ülkelerini anlatan ben üç gündür NATO ile ilgili olarak Münih Güvenlik Konferansı dahil olmak üzere, Council on Foreign Relations of Europe dahil olmak üzere tamamının tartışmalarını izliyorum. Ne konuşuluyor, kimler konuşuyor, ne söylüyorlar. Benim işim zaten bu. Yani ben işimi yapıyorum. O nedenle sizin bu teknik eleştiriniz, yani bence Dışişleri Bakanlığı yetkileri bu geceden itibaren Siyaset Planlama Genel Müdürü dahil olmak üzere bunu duysunlar. Ve bir an evvel düzelsin. Ama NATO'nun yani Dışişleri Bakanlığı içerisinde NATO dairesinin yani bir görüşü olmaz veyahut da yok, öyle bir şey yok. Koymamış. Şimdi hocam bak çok özür diliyorum. Bakın Tajan İldem'e örnek verdiniz. Evet. Ben de kendisini tanırım. Çok değerli bir diplomat. Öyle. Sevgim ve saygım vardı. Bir de hukukumuz var. Şimdi orada NATO Genel Sekreterinin
kamu diplomasisinden sorumlu yardımcısı değil mi? Ve doğru. Aşağı yukarı bu sene ikinci yılında. Evet. Yani yeni de değil. Yeni değil, doğru. Şimdi normal olarak bir Türk Büyükelçi olarak ve bu görevde, o göreve gitmeden önce ilk bakması gereken, birinci bakması gereken bu sayfa değil mi? Türkiye'nin NATO'ya ilişkin güncel görüşleri değil mi? Herhalde bakmıştır. Ya bakmadı, ya baktı aldırmadı, ya baktı uyardı, onlar aldırmadılar. Olabilir. Yani hocam, yani bu sorun somut bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bu şey, kurum içi bir eksiklik olarak hocam, tanımlayalım, kurtaralım bu durumu. Evet, burada bir şey yapalım. Bu arada Sayın Sormaz Türk, demin siz bir söz sarf ettiniz Sayın Cumhurbaşkanı'ya ilgili. Bir dini ifadeleri utanmadan kullandı diye. Yani o sözünü düzeltmek isterseniz düzeltebilirsiniz. Çünkü o sözcüğe bizim katı kanal olarak katılmamız mümkün değil. O yanlış bir sözcük bana göre de. Şimdi şöyle, Tayyip Erdoğan referandum sürecinde hayır kullananlar hem bu dünyalarını hem de yarınlarını tehlikeye atarlar. Yani mealen günaha girerler dedi. Bunu çekinmeden söyledi, sıkılmadan söyledi. Yani bunun nesini düzelteyim? Yani söyleyen o. Anladım. Ben onun söylediğini aktarıyorum. Yani ben olmayan bir şeyi söylemiyorum ki. Bunu tenkit ediyorum. Anladım. Yani bu konuda bir, yani bir düzeltme, itiraz var. Hayır, nesini düzelteyim? Kendi söylüyor zaten. Yok, anladım. Yok. Fatih Bey açısından söylüyorum. Yani o, aha, bir şey olur. Olarak bu yayın yöneten bir insan olarak. Mesela siz akademisyen olarak şöyle yapardık hocam. Siz de biliyorsunuz. Şu tarihte, şu saatte, şurada böyle bir şey dedi. Koyarsınız alıntıyı. Hiçbir yok, sorun yok. Tabii yok. Çok şey değil. Ama bu sözcüğe katılmamız mümkün değil. O sizin de eğer... Yani bakın, yani eğer hayır derseniz, bu mealen hayır derseniz dinden çıkarsınız. Günaha girersiniz. Ve sadece günaha girmezsiniz. Bu dünyanızı da yakarsınız. Yani burada bir tehdit var. Yani bunu doğal mı görmemiz lazım? Yani bunu normal mi görmemiz lazım? Yok. Hakaret yani bunu etmememiz gerekir. Efendim? Hakaret etmemek gerekir. Hakaret etme. Niye hakaret? Niye hakaret? O açıdan söylüyorum. Niye hakaret? Yani sizin açınızdan hakaret, söylüyorum. Niye hakaret edeyim? Yani hakaret değil ki bu. Tamam, hakaret niyetim de yok. Üstelik bir hakaret yok. Söyleyen kendisi. Tabii. Yani ben bunu aktarıyorum sadece. Onun söylediğini paylaşıyorum. Tamam. Örnek olarak söylüyorum. Yani bu koşullarda bu referandum propaganda süreci gönderdi. Daha neler dedi? Onu konuşalım. Bu peki. Çok hafif bir şey. Sayın Sormaz Türk, çok teşekkür ederim. Sayın Hocam, çok teşekkür ederim size de. Sağ olun. De güzel bir sohbet oldu. Hareketli, güzel bir gün oldu. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bu programda öyle kimsenin kimseye öyle bir şey söyleme hakkı ya da lütfu yoktur. Türkiye'de kanunlara ve kurumlara saygılı bir kanaldır Halk TV. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Birazdan gün sonunda İsmail Dükel'le gece haberlerini izleyeceksiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.